Kıymetli arkadaşlar, yine arazide dolaşıyoruz. Dolaşırken bazı çalışmalar yapıyorduk. Sevgili Mahmut Bilen, Kader Kaydı, amcam Hüsnü Güner. Yine hep beraber bir kanlıca mantarı sizlerle beraber topladık. Başka bir sebepteydik. Bir kanlıca mantarı olan bir meraya yakın bir yere geldiğimiz için dedim ki bir kanlıca mantarı toplayalım. Güzel de oldu. Nasıl Kader, bereketli geçti? Çok harika. Benim için mükemmel bir gün oldu. Evet. Çok keyifli, çok zevkli. Evet, gerçekten öyle. Çok keyifli. Mahmut abi, sen ne düşünüyorsun? Daha önce kanlıca mantarı, sen mantarlara karşı merakın var ama ilk kez kanlıca mantarı sanıyorum topladın. İlk defa yiyeceğiz bakalım. Evet. Aslında çok bildiğimiz bir mantar ama ben hiç yemedim. Bakalım Soner Bey yapacak. Evet. Biz de yiyeceğiz. Güzel yapacağız. Karides. Tereyağlı bir karidesli güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz bakalım. Nasip olursa. Amca zaten... Biz alışkınız. Daha önceki senelerde topladığımızda. Evet, kanlıca mantarının birkaç temel özelliği var. Üstü kaygan oluyor. Fark ettiniz herhalde böyle. Evet. Gözükmüyor. Toprağın genelde böyle hemen çıktığı yerde, bittiği yerde ve birkaç tane etrafında olabiliyor. Evet. Biraz yeni yağıştan kaynaklı, üzeri çamurlu, yapraklı. Birazdan yıkayacağız bunları. O şekilde yapacağız. Kanlıca mantarları bir diğer yöresel ismi çam mantarı diye geçiyor. Ama Latince ismi Mahmut abi Lacterus delisus veya da başka türleri var. Lacterus sütlü demek. Sütlü mantar türleri. Bu bahsettiğin lekeler var ya, yeşil yeşil. Oksijenle temas haline girdiğinde bunlar hemen anında çizik attığımda da şöyle bakın hemen sütler çıkıyor. Evet. Lamellerinde. Oksijenle temas halinde de hemen renk değişimi oluyor. Lacterus sütlü demek, delisus ise deliciyus olarak yazılır, lezzetli demek. Latince isim bu. Bizler Latince isimlerini sürekli kullanmak istiyoruz ki, çünkü benzer mantarların hep mesela cincile mantarının 41-44 mantarı cincile deniyor ülkemizde. Ama Latince hep her mantarın dünyada tek anlamını taşıdığı için Latince'yi konuşmak her zaman daha mantıklısı olacak bizim için. Tabii ki çam mantarı kanlıca için. Benzer türleri var. Özellikle sarı sütlü mantar var. Onlar meşede falan şey yapıyor. Biraz riskli mantarlar da var ama genelde en risksiz mantarlardan biri. Tanımı kolay, sütlü, üstü kaygan, böyle deseni var. En güzel tanımı ise sapının şöyle delikli delikli bir gözenek yapısının olması. Bir alabilirsen şöyle sapını. Delikli delikli, şuralarda kadar görebiliyorsun. Evet. Görüyorum. Senin tanımlarında delikli delikli bir yapıya sahip olması bunlar için tanımlamada birinci etken. Lamel yapısı sapla devam etmiyor. Sapın dibinde bitiyor. Gördüğün gibi tam burada bitiyor lamel kısmı. Ve kendi halinde sık lamel kısımlarına ait. Sütlü, kokusu güzel, lezzetli, sevilen bir mantar. Çamla mikorizeldir. Yani illa etrafında çam ağacı olmak zorunda. Çam ağacı yoksa bu mantarı bulamıyoruz. Her türlü yemeği de yapılabiliyor. Çok güzel. Lezzetli, risksiz. Bakalım bir biz şeyler... Nasıl bir yemek yapacağız Soner'cim? Biz şöyle bir şey yapacağız. Eğer kısmet olursa. Önce bir yıkayacağız, evet. Temizleyeceğiz bunu. Tereyağında karidesle bir tercih yapmayı deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzel de olur. Evet. Biz bitki çalışması yapıyoruz aynı zamanda. Etrafta arazide dolaşırken... Arazide yakındık. Toplayalım dedik. İyi de oldu. Mahmut Bey. Buyur abi. Kalkalım mı artık? Gidelim artık. Bakalım. Abi. Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Mantarları toplarken biz hazırlıksız yakalandık ama poşet kullanmayacağız. Sepet. Çünkü sporları etrafa toplarken yayılsın. Aynı zamanda poşete koyarsak ne yazık ki çabuk hava almadığından dolayı bozuluyor. Bir bozulma, hızlı bir bozulma söz konusu oluyor. Mantarları hızlı bir şekilde tüketmek de bu iş için en önemli etkenlerden biri. Evet sevgili mantar dostları, bizler şimdi kalkıyoruz. Ufak bir tur daha yaparız. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.